İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gerete TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, kentte, odalarda, siyasi partilerde kongre heyecanı yaşanıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi'nde hafta sonu gerçekleşecek olan 14. dönem olan genel kurulunda mevcut başkan Gökhan Çeliktürk, Burkay Güçyetmez ve doçent doktor Ali Aytek yarışacak. Başkan adaylarından Burkay Güçyetmez basına kahvaltıda bir araya geldi. 14. dönemde 14 proje diyerek projelerini anlattı. Türkiye Mimarlar Odası'na bağlı İnşaat Mühendisler Odası Gaziantep Şubesi'nde 22-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 14. olağan genel kurulu öncesi adayların çalışmaları devam ediyor. Çağdaş Toplumcu İnşaat Mühendisleri adına aday olan İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez basınla bir araya gelerek projelerini anlattı. Bazı arkadaşlar bilirler, kariyer.net gibi bir platformla elektronik CV bankası adı altında üyelerimizin, genç meslektaşlarımızın özellikle kendi CV'lerini oluşturabilecekleri, aradıkları iş pozisyonlarını bulabilecekleri ve firmaların da aradıkları teknik mühendis arkadaşlara ulaşabilecekleri bir platform oluşturmak istiyoruz. 14. döneme değerli basın mensupları 14 proje ilkesiyle bu yola çıktık. İnşaat sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirten Burkay Güçyetmez, en büyük problemlerinin işsizlik olduğunu söyledi. İşsizlik sorununu çözme adına CV'lerin bir bankada toplanması ve üyelerimizin kullanıcı adlarıyla girip bu platformdan iş arama çabalarına hız vermeleri, odamızın da bu yönde destek sağlamasını istiyoruz. 2 yıl önce de aday olduğunu hatırlatan Güçyetmez, seçim sürecinde herhangi bir gerginlik yaşamadıklarını dile getirdi. 2 yıl önce de vardı, 1974 yılında da vardı, 2 yıl sonra da olacak, 4 yıl sonra da olacak. Hep savunduğumuz nokta şu: bizler inşaat mühendisiyiz, meslektaş olduğumuzu unutmamalıyız. Bu yola çıkarken projelerimizle, mesleğimizle, kentimiz adına, çevremiz adına ne yapabiliriz onu konuşmamız gerekiyor. Geriye dönüp baktığınızda 2 yılda her Türk mühendis ve odalı birliği açısından baktığınızda çok sessiz, çok geride, çok duyarsız olduğunu görürsünüz. Yine odalara baktığınızda odaların en büyük gücü saygınlığıdır. Odanın saygınlığının arttırılması yönünde elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ve diğer odalarla olan ilişkiler. Diğer odalar bizim olmazsa olmamızdır. 16 tane odamız var. Mimarlar odamız da, makinamız da, elektriğimiz de, gıdamız da, ziraatımız da sonuçta bu kenti ilgilendiriyor ve inşaat mühendisliği odasını ilgilendiriyor. Bizler göreve geldiğimizde de diğer odalarla ortak hareket etme noktasında da sorunlarla karşı karşıya gelip sorunların çözme noktasında da elimizden geleni yapacağız. Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Aytekin aday olduğu seçimlerde büyük çekişme yaşanması bekleniyor. Kural ihlali, dikkatsizlik, uykusuzluk ve aşırı hız trafik kazalarını beraberinde getiren nedenlerden sadece bir tanesi. Gaziantep'te Ocak ayında meydana gelen kazaların bilançosu haberimizde. Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce insan trafik terörüne kurban gidiyor. Gaziantep'te 2020 yılının Ocak ayında olan kazalarla 2019 yılının aynı ayı karşılaştırıldığında ölümlü yaralamalı kaza sayısının arttığı, maddi hasarlı kaza sayısının azaldığı ortaya çıkıyor. Gaziantep yollarında 2019 yılının Ocak ayında ölümlü yaralamalı kaza sayısı 223, maddi hasarlı kaza sayısı 335 olarak tespit edildi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 359 kişi ise yaralandı. 2020 yılının Ocak ayında ölümlü yaralamalı kaza sayısı 240, maddi hasarlı kaza sayısı 84 olurken kazalarda geçen yıl gibi 3 kişi hayatını kaybetti, 415 kişi ise yaralandı. Uzmanlara göre kazaların çoğunluğu sürücülerden kaynaklanıyor. Gaziantep'te 2019 yılında toplam 7300 kaza meydana geldi. Bu kazaların 3546'sı ölümlü yaralamalı olurken 3754'ü maddi hasarlı, trafik kazalarında 53 kişi hayatını kaybetti, 6068 kişi de yaralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süt ve süt ürünlerini imal eden işletmelerde denetim yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Gaziantep'teki süt ve süt ürünleri imal eden iş yerlerine denetim yapıldı. Evet. 70 denetim personelle iş yerleri denetlenip imal edilen ürünlerden numune alındı.
Personelleriyle birlikte denetlemelere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, şartları uygun olmayanlara idari para cezasının kesileceğini hatırlattı. Öncelikle Sayın Bakanımızın liderliğinde ve Gaziantep'te de Sayın Valimizin öncülüğünde çok ciddi çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sadece şu anda yapmış olduğumuz denetimlerden bahsettiğimizde Gaziantep ilinde 27 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Ve bu süre içerisinde 283 tane işletmemize ceza yazdık. 283 tane işletmemizin 2 milyon TL civarında cezası var. Ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 22 Şubat'a kadar her gün bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimler yapılacak. Peynir üretimi yapan yerler, yoğurt üretimi yapan yerlerle ilgili, süt ve süt ürünleriyle ilgili, taklit taşişle ilgili, hileli ürünlerle ilgili, eksik ürünlerle ilgili, son kullanma tarihiyle ilgili bunların tamamına göz attık ve gıda denetçisi arkadaşlarımız, özellikle burada hem Selim Bey hem Hilal Hanım çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ben sadece şu anda bir ekibe dahil oldum. Diğer bütün 70 tane arkadaşımızın tamamı şu anda ilimizde faaliyet gösteren bütün işletmelerde bu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Sadece yereldeki işletmelerim hayır. Tabii ki ulusaldaki işletmelerin tamamı. Eğer varsa buradan şu anda Dimes'in ürünlerinden örnek veriyorum. İşte numuneler alınıyor. Efendim Pınar'ın ürünlerinden numuneler alınıyor. Ülker'in ürünlerinden numuneler alınıyor. Buna benzer birçok firmanın tamamından ürünler alınacak. Süt ve süt ürünleriyle ilgili aklımıza en ufak bir soru işareti kalmayacak. Bizim amacımız şu. Sağlıklı gıda, sağlıklı toplum. Eğer biz ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde üretimini gerçekleştirirsek toplumun da sağlığı yerinde olmuş olur. Biz hiçbir zaman gıdayla, taklitle, tahşişle bu şekilde pozisyonda işlem yapacak insanlara fırsat vermeyiz. Ve bu gıdada asla ve asla bunu müsaade etmeyiz. Ki zaten şu anda sizler de buna şahit oldunuz. İlk açıklanan listelere baktığınızda Gaziantep'te taklit tahşiş ürünlerinden 5 tane firmamız vardı. Bakın sadece firmanın bir tanesini örnek veriyorum. 70 bin TL ceza yazmıştık. 2-3 gün önce 27 bin TL daha ceza yazdık. Ve bugün tekrar denetim gerçekleştirdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu firmalar bu işi bırakacaklar. Düzgün üretim yapacaklar. Biz bunlarda denetimi gerçekleştirdiğimiz sürece düzgün üretim yapan, temiz üretim yapan ve gerçekten sağlıklı gıda üreten insanlara destek çıkmış oluyoruz. Bizim amacımız bu, bizim gayemiz bu. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Gaziantep Futbol Kulübü, Muhammed Demir'in iki penaltı atışından yararlanamadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti. Marius Mudika maçta iki penaltı kaçıran Muhammed için bakın neler söyledi. Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Mudika, ligde rahat bir konumda olmak adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çok fazla fırsat kaçırdık bu maçta. Daha rahat bitirebileceğimiz maçı daha gergin bir şekilde bitirdik. Taraftarlar için de, hatta taraftarlar da biraz gerildi tabii normal olarak. Çünkü kupa kazanılması gereken bir maçtı. Çok fazla fırsat harcadık. Yani bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır umarım. Perché para mí no campo fue su una equipa. Sahada tek bir takım vardı. Gaziantep. Bu da Gaziantep Futbol Kulübü. Paramos 2 penaltı. 2 penaltı kaçırdık. Aşka primera parte tamay foi penaltı, mas para nos aşka fai com un centimetro, ele está fazer com centimetro, si é dentro, si é fora. Bence ilk yarıda, benim görüşüm ilk yarıdaki pozisyonla penaltıydı. Ama bize olduğu zaman santim santim ölçülüyor. Quero dar parabéns para meus jogadores. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Soğuk bir havada akşam saat 8'de oynadık. Oyuncularım için de kolay değil. Yarın antrenmanları var. Yoruldular. Eğer bu 6-7 puan alırsak ve daha sonraki galibiyetler de gelirse söylediğiniz gibi orta sıralarda bitirebiliriz. Çok zor maçlar bizi bekliyor gelecek haftalarda. Göztepe maçı deplasmanda, Başakşehir maçı deplasmanda, daha sonra içeride bir Trabzonspor ve daha sonra Alanya maçı var. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Fazemos 30 puntos. 30 puana ulaştık. Quando cheguei aqui, toda a gente estava escrevendo no diário com Chumudica, vamos segunda divisão. Buraya geldiğim gün herkes yazıyordu oturduğu yerde. Şu Modica'yla ikinci lige gideriz diye. Non vamos seconda divisão? Bakın düşmeyecek. Sumudika, Muhammed Demir'in kaçırdığı iki penaltı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muhammed için üzgün değilim dedi. Muhammed hakkında üzgün değil mi?
yani o doluyor bu çocuğu. Maçı sos şatiyado porkiel e preciso so pensado un poco. Sadece üzgünüm, birazcık daha düşünceli davranmalıydı. Porque un risco grande. Çok büyük bir risk. Yani çok büyük bir risk aldı. Atamadı. Üzüldü tabii oyuncuda. Bu haberimizle birlikte bülteni noktalıyoruz. Tekrar görüşünce dek iyi akşamlar.